Arkadaşlar merhaba. RB Hocam ile Matematik kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle hız yayınları 1. kurumsal döneminin matematik sorularını çözeceğiz. Videonun açıklama kısmındaki linkten soruların PDF'sini indirip siz de benimle beraber çözebilirsiniz. 1. sorumuza başlayalım. Aşağıda bir bankanın müşterileri için ayırdığı kiralık kasalar gösterilmiştir. Banka algoritması müşterilerin kasa talep etmesi durumunda şu şekilde çalışmaktadır. Müşterilerin TC kimlik numaralarının son iki basamağında oluşturduğu sayıyı asal çarpanlarının kuvveti şeklinde yazıyor. Daha sonra asal çarpan sayısını kasanın sıra numarası, asal çarpanlarının kuvvetleri toplamında kasanın sütun numarası olarak belirleyip müşterilere sıra ve sütun numaralarının kesişimindeki kasayı tanımlıyor. Aynı kasanın birden fazla kişiye verilmesi gereken durumlarda ise büyük kasaların içine kilitlenebilen küçük bölmeler eklenerek aynı kasayı birden fazla kişinin kullanması sağlanıyor. Buna göre aşağıda TC kimlik numarasının son iki basamağı verilen müşterilerden hangisi diğer 3 müşteriyle birlikte aynı büyük kasayı kullanamaz? A şıkkında son iki basamağı 99 olan müşteri, 99'u asal çarpanlarına ayırdığımızda 3'e böleriz 33, 3'e böleriz 11, 11'e böleriz 1, 3'ün karesi çarpı 11 üstü 1, 2 tane asal çarpanı var, kuvvetleri toplamı 3, yani 23 numaralı kasa. B şıkkında son iki basamağı 98 olan müşteri, 2'ye böleriz 49, 7'ye böleriz 7, 7'ye böleriz 1, 2 üstü 1, 7 üstü 2, 2 tane asal çarpanı var, kuvvetleri toplamı 3, yani yine 23 numaralı kasa. C şıkkında son 2 basamağı 56 olan müşteri var, 2'ye böleriz 28, 2'ye böleriz 14, 2'ye böleriz 7, 7'ye böleriz 1, 2 üstü 3 çarpı 7 üstü 1, 2 tane asal çarpanı var, kuvvetleri toplamı 4, yani 24 numaralı kasa. D şıkkında son 2 basamağı 45 olan müşteri, 3'e böleriz 15, 3'e böleriz 5, 5'e böleriz 1, 3'ün karesi çarpı 5 üstü 1, 2 tane asal çarpanı var, kuvvetleri toplamı 3, 23 numaralı kasa. Farklı olan numara C şıkkında, yani cevap C. 2. sorumuza devam edelim. Duygu öğretmen öğrencilerine pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanları konusunda pekiştirmeleri için kibrit çöpleriyle modellenen bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlikte öğrencilere bir miktar kibrit çöp dağıtılıyor ve bir sayı söyleniyor. Sayının kendisi hariç pozitif tam sayı çarpanları küçükten büyüğe doğru olacak şekilde yazılıyor. Sonra her bir çarpan için o çarpan kadar kibrit çöpü sırasıyla bir dikey bir yatay konumda olacak biçimde diziliyor. Buna göre 32 tane kibrit çöpüyle aşağıdaki sayılardan hangisi modellenemez? 28 sayısının çarpanlarını yazdığımızda 1 çarpı 28, 2 çarpı 14, 4 çarpı 7. Kendisi hariç çarpanlarını topladığımızda 1, 2, 4, 7 ve 14'ü topladığımızda 28 yapıyor. Bu modellenebilir. 30'un çarpanlarını yazdığımızda 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, 5 çarpı 6. Kendisi hariç çarpanlarını topladığımızda 1, 2, 3, 5, 6, 10 ve 15 toplam 42 yapıyor. 32 sayısının kendisi hariç çarpanlarını bulduğumuzda 1 çarpı 32, 2 çarpı 16, 4 çarpı 8, 32 hariç 1, 2, 4, 8 ve 16 topladığımızda 31 tane kibrit çöpü kullanacağız. Bu da modellenir. 34'ün çarpanlarını bulduğumuzda 1 çarpı 34, 2 çarpı 17, 34 hariç 1, 2 ve 17'yi topladığımızda 20 tane kibrit çöpü gerekli. Bu da modellenir. 42 tane kibrit çöpü olmadığı için B şıkkı modellenemez. Yani cevap B. 3. sorumuza devam edelim. Aşağıda ön yüzü eş karelere ayrılmış ve bu karelere 1'den 24'e kadar pozitif tam sayıların yazılı olduğu dikdörtgen şeklinde bir kart verilmiştir. Bu kart şekildeki gibi yukarıdan aşağı doğru ortadan ikiye katlanıyor. Katlama sonucunda üst üste gelen karelerdeki sayılardan küçük olan büyük olanın pozitif tam sayı çarpanıysa bu iki kare kesilip atılıyor. Kesim işlemi bittikten sonra kağıt tekrar açılıyor. Buna göre kesilen karelerde yazan sayıların toplamı kaç olur? Ok yönünde katladığımızda 9, 13'ün üzerine gelir, 5, 17'nin üzerine gelir, 1, 21'in üzerine gelir, 1, 21'in bir çarpanıdır, 10, 14'ün üzerine gelir, 6, 18'in üzerine gelir, 6, 18'in bir çarpanıdır,
2 22'nin üzerine gelir. 2 22'nin bir çarpanıdır. 11 15'in üzerine gelir. 7 19'un üzerine gelir. 3 23'ün üzerine gelir. 12 16'nın üzerine gelir. 8 20'nin üzerine gelir. 4 24'ün üzerine gelir. 4 24'ün bir çarpanıdır. 1 artı 21 22. 2 artı 22 24. 6 artı 18 24. 4 artı 24 28. Topladığımızda toplam 98 yapar. Yani cevap C. Dördüncü sorumuza devam edelim. Bir banka kartının üzerinde kişinin bankadaki hesabına ait 16 haneli kart numarası bulunur. Bu numara dörderli olarak gruplanır. Aşağıda banka kartı gösterilen Bülent, bu kartına bir şifre belirlemek istiyor. Şifresini belirlerken kart numarasındaki her grupta bulunan rakamları ayrı ayrı topluyor. Sonra bulunduğu toplamların her birinin tüm pozitif tam sayı bölenlerinin sayısını hesaplıyor. Daha sonra bu sayıları soldan sağa doğru yan yana yazıyor ve 4 basamaklı bir şifre oluşturuyor. Buna göre Bülent'in oluşturduğu şifre aşağıdakilerden hangisidir? 1964, rakamlarını topladığımızda 20, 0178, rakamlarını topladığımızda 16, 1394, rakamlarını topladığımızda 17, 6022, rakamlarını topladığımızda 10 yapıyor. 20'nin pozitif çarpan sayısını bulmak için asal çarpanlarını ayırıp kuvvetlerinin bir fazlasını alıp çarptığımızda bize pozitif çarpan sayısını verir. 20, 2'nin karesi çarpı 5 üstü 1 olarak yazılır. 2'yi 1 artırdığımızda 3, 1'i 1 artırdığımızda 2, 3 kere 2, 6 tane çarpanı vardır. 16, 2 üstü 4 olarak yazılır. 4'ün 1 fazlası 5, 5 tane çarpanı vardır. 17 zaten asal sayı. 17 üstü 1, 2 tane çarpanı vardır. 10, 2 üstü 1 çarpı 5 üstü 1'den 1'in 1 fazlası 2, 1'in 1 fazlası 2, 2 çarpı 2'den 4 tane çarpanı vardır. Şifremiz 6524. Yani cevap D. Beşinci sorumuza devam edelim. Aşağıda ayın 4 temel evresi verilmiştir. Bu evreler son 4'ün, dolunay, ilk 4'ün ve yeni aydır. İki temel evre arasında geçen süre ise bir haftadır. Fatih koleksiyon oluşturmak için 6 günde bir ayın fotoğrafını çekiyor. Bu fotoğraf çekimde bir yıl boyunca devam eden Fatih'in 3 Ocak 2020'de çektiği ilk fotoğraf aşağıda gösterilmiştir. Buna göre Fatih'in aynı yılın sonunda koleksiyonda kaç tane ilk 4'ün fotoğrafı olur? Ayın evrelerine baktığımızda Fatih'in çektiği ilk fotoğrafın ilk 4'ün olduğunu görürüz. Tekrar ilk 4'ün olana kadar geçen süreyi bulmak için evreler arasında geçen süre bir hafta yani 7 gündür. İlk 4'ünden yeni ay olana kadar 7 gün süre geçer. Yeni aydan son 4'ün olana kadar 7 gün süre geçer. Son 4'ünden dolunay olana kadar 7 gün süre geçer. Dolunaydan tekrar ilk 4'ün olana kadar 7 gün süre geçer. Yani ilk 4'ün olana kadar toplam 28 gün geçmiş oluyor. Her 6 günde bir fotoğraf çektiği için ilk 4'ün fotoğrafını çekebilmesi için 28'in ve 6'nın ortak bir katı olan gün olması gerekiyor. 28'in ve 6'nın ekokunu bulduğumuzda 2'ye böleriz. 3 ve 14. 14 ve 3 aralarında asal sayıdır. Birden başka ortak böleni yoktur. 3'e böleriz. 1. 14'e böleriz. 1. 2'yi 3'ü ve 14'ü çarptığımızda 84 günde bir İlk 4'ün fotoğrafı çekebilir. İlk fotoğrafı 3 Ocak 2020'de çektiği için geriye 362 gün kalıyor. 362'yi 84'e böldüğümüzde 4 tane var. 336 yapıyor. Çıkardığımızda 26 gün kalıyor. 362'nin içinde 84'ün katı 4 tane var. Bir de 3 Ocak'ta çektiği ilk fotoğraf var. Yani 4 artı 1'den toplam 5 defa ilk 4'ün fotoğrafı çeker. Yani cevap A. 6. sorumuza devam edelim. Aşağıda uzunluğu 10 metre olan dikdörtgen şeklinde bir pano gösterilmiştir. Bu panoya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili ölçüleri aynı olan kare biçimdeki birbirinden farklı fotoğraflar yapıştırılacaktır. Bu fotoğraflar kenarlarda ve aralarında boşluk olmayacak, panonun dışına taşmayacak ve kenarları çakışacak şekilde yapıştırılıyor.
Buna göre panodaki kaç fotoğrafın metre cinsinden panonun sol kenarına olan uzaklık değeri ile sağ kenarına olan uzaklık değeri aralarında asal olur. 10 tane fotoğrafımızı yerleştirdiğimizde panonun sol kenarına olan uzaklıklar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metre olur. Sağ kenarına olan uzaklıklar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metre olur. Baktığımızda sol kenarına olan uzaklık 1 metre, sağ kenarına olan uzaklık 8 metre olduğu için 1 ve 8 aralarında asal sayı bu fotoğrafı alırız. Sol kenarına olan uzaklık 2 metre, sağ kenarına olan uzaklık 7 metre, 2 ve 7 aralarında asal sayı olduğu için bu fotoğrafı da alırız. 3 ve 6 aralarında asal sayı değil. Sol kenarına olan uzaklık 4 metre, sağ kenarına olan uzaklık 5 metre, 4 ve 5 aralarında asal sayı olduğu için bu fotoğrafı da alırız. Sol kenarına olan uzaklık 5 metre, sağ kenarına olan uzaklık 4 metre, 5 ve 4 aralarında asal sayı olduğu için bu fotoğrafı da alırız. 6 ve 3 aralarında asal sayı değil. Sol kenarına olan uzaklık 7 metre, sağ kenarına olan uzaklık 2 metre, 7 ve 2 aralarında asal sayı olduğu için bu fotoğrafı da alırız. Sol kenarına olan uzaklık 8 metre, sağ kenarına olan uzaklık 1 metre, 8 ve 1 aralarında asal sayı olduğu için bu fotoğrafı da alırız. Toplam 6 tane fotoğraf almış oluruz. Yani cevap B. 7. sorumuza devam edelim. Akın matematik proje görevi için aşağıda verilen tabelayı tasarlamıştır. Bu tabela ve bağlı olduğu bilgisayar ile 50'den küçük pozitif tam sayıların tüm pozitif tam sayı çarpanları hesaplanabilmektedir. Ayrıca tabela bu çarpanlardan hangilerinin asal olup olmadığını da göstermektedir. Akın bu tabelaya 50'den küçük bir pozitif tam sayı girdiğinde iki lambanın kırmızı renkte yandığını ve bu lambalarda yazan sayıların toplamında 7 olduğunu görüyor. Buna göre sarı renkte yanan lambaların üzerinde yazan sayıların toplamı en fazla kaçtır? 2 tane lamba kırmızı renkte yanıyorsa 2 tane asal çarpanı vardır ve bu asal çarpanların toplamı da 7'dir. 2 tane asal sayı bulacağız ve toplamları 7 olacak. Bunlar 2 ve 5'tir. Dolayısıyla aradığımız sayının asal çarpanları 2 ve 5 olur. 5'in kuvvetine 2 verdiğimde 5'in karesi 25, 2'ye 1 verdiğimde 25 çarpı 2 50 olur. Ama 50'den daha küçük sayı olduğu için 5'in kuvvetine mecburen 1 vermeliyim. 5 üstü 1, 2'nin kuvvetine 1 verdiğimde 2 çarpı 5'ten 10, 2 verdiğimde 2'nin kuvvetine 4 çarpı 5'ten 20, 3 verdiğimde 2'nin kuvvetine 8 çarpı 5'ten 40 olur. Dolayısıyla aradığımız sayı 40'tır. 40'ın çarpanlarını bulduğumuzda 1 çarpı 40, 2 çarpı 20, 4 çarpı 10 ve 5 çarpı 8'dir. 2 ve 5 asal çarpan olduğu için bunlar kırmızı renkte yanacak. Geriye kalan çarpanları sarı renkte yanacak. 40, 20, 10, 8, 4 ve 1. Bunları topladığımızda 83 yapıyor. Yani cevap B. 8. sorumuza devam edelim. Aşağıda bir kuyumcunun dikdörtgen şeklinde kutusuna dizdiği çeyrek altın ve tam altınlar gösterilmiştir. Kuyumcu kutunun bir tarafında sadece çeyrek altınları, diğer tarafında da sadece tam altınları şekilde gösterildiği gibi aralarında ve o kutunun kenarlarında boşluk kalmayacak şekilde dizmiştir. Tam altının 2400, çeyrek altının 600 TL olduğu bir günde bu kutuya dizilen tam altınların toplam değeri ile çeyrek altınların toplam değeri arasındaki fark lira cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çeyrek altının yarı çapı 9 mm ise çapı 18 mm'dir. Yani kutunun uzunluğu 18'in bir katıdır. Tam altının yarı çapı 15 mm ise çapı 30 mm'dir. Yani kutunun uzunluğu aynı zamanda 30'un da bir katıdır. Dolayısıyla kutunun uzunluğu 18'in ve 30'un ortak bir katı olmalı. 18'i ve 30'u bölebilen en büyük sayı 6'dır. 18'i 6'ya böldüğümüzde 3, 30'u 6'ya böldüğümüzde 5 olur. 3'ü 3'e böleriz 1, 5'i 5'e böleriz 1. 6, 3 ve 5'i çarptığımızda kutunun uzunluğu 90'ın bir katı olmalıdır. Kutunun uzunluğuna biz 90x milimetre diyelim. 90x milimetrelik uzunluğa 18 milimetrelik çeyrek altınlardan 5x tane dizilir. 90x milimetrelik uzunluğa 30 milimetrelik tam altınlardan 3x tane dizilir. Bir tane çeyrek altın 600 TL ise 5x tane çeyrek altın 3000x TL yapar. Bir tane tam altın 2400 TL ise 3x tane tam altın 3x çarpı 2400'den
7200x TL yapar. Gelir farkına baktığımızda 7200x'ten 3000x'i çıkardığımızda 4200x fark vardır. Yani fark 4200'ün bir katı olmalı. 4200'ün iki katını aldığımızda 8400 TL olarak buluruz. Yani cevap D. 9. sorumuza devam edelim. Uzunluğu 2 metreden fazla olan siyah renkteki bir şerit, iki eş parçaya ayrıldıktan sonra elde edilen parçalardan birisi 6 eş, diğeri ise 8 eş parçaya ayrılıyor. Oluşan her bir parçanın uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayıdır. Bu şeritlerden 6 tanesi sarıngıya boyandıktan sonra parçaların bir kısmı aşağıdaki gibi birleştirilerek hız kelimesi oluşturuluyor. Buna göre bu kelime için kullanılan şeritlerin uzunlukları toplamı en az kaç santimetredir? İki eş parçaya bölündükten sonra parçalardan birisi 6 eş, diğeri 8 eş parçaya bölünüyorsa, dolayısıyla buradaki her iki eş parçanın uzunluğu 6'nın ve 8'in ortak bir katı olmalı. 6'nın ve 8'in ek okunu bulduğumuzda 2'ye böleriz 3, 4, 3'e böleriz 1, 4'e böleriz 1. Dolayısıyla eş parçaların her biri 24'ün bir katı olmalı. Yani bu eş parçalara biz 24x diyelim. Dolayısıyla şeritin tamamı 48'in bir katı olmalı. 48'in öyle bir katını bulacağız ki 2 metreden fazla olacak. Buradaki birim santimetre olduğu için 2 metreyi de santimetreye çeviririz. 48x büyüktür 200 santimetre. Çünkü 1 metre 100 santimetre. 48'in 200'den büyük olan katı 5. katı 48 çarpı 5'ten şeritin tamamının uzunluğu 240 santimetre olarak bulunur. Dolayısıyla yarısı 120 santimetredir. Diğer yarısı da 120 santimetredir. 120'yi 6'ya böldüğümüzde her bir sarı şerit, sarıya boyanan şerit 20 santimetredir. 120'yi 8'e böldüğümüzde her bir siyah şerit 15 santimetredir. Oluşturulan hız kelimesine baktığımızda 1, 2, 3, 4 tane sarı 4 çarpı 20'den 80 santimetre 1, 2, 3 tane siyah 3 çarpı 15'ten 45 santimetre 80'i ve 45'i topladığımızda 125 santimetrelik şerit uzunluğu var. Yani cevap B. 10. sorumuza devam edelim. 25 dakikalık çalışma ve 5 dakikalık molalarda oluşan çalışma tekniğine Pomodoro tekniği denir. Bu teknikte 25 dakikalık çalışma ve 5 dakikalık moladan oluşan 30 dakikalık süreye bir Pomodoro adı verilir. 5 yıldız kurs merkezine giden 8. sınıflar için Pomodoro tekniği uygulanarak çalışma yapılacaktır. Aynı zamanda 7. sınıflar için de bir ders saatinin 40 dakika olduğu ve her dersten sonra 10 dakika teneffüsün yapıldığı dersler işlenmeye başlanacaktır. Bu kurs merkezinde aynı anda 8. sınıflar Pomodoro tekniğiyle çalışmaya başlarken 7. sınıflarda derse başlıyorlar. Buna göre 8. sınıfların çalışmaya başlama zamanı ile 7. sınıfların derse başlama zamanı aynı anda gerçekleşene kadar 8. sınıfların yaptığı toplam Pomodoro sayısı en az kaçtır? Bir Pomodoro'nun bitmesi için 25 artı 5'ten toplam 30 dakikanın geçmesi gerekiyor. 7. sınıflar 40 dakika ders, 10 dakika teneffüs yapınca tekrar bir derse gidene kadar 50 dakika sürenin geçmesi gerekiyor. Yani 50 dakikada bir 7. sınıflar derse başlıyor. 8. sınıflar da 30 dakikada bir Pomodoro'ya başlıyor. Dolayısıyla bu iki sınıfın aynı anda başlaması için 30'un ve 50'nin ortak bir katı olmalı. 30'un ve 50'nin ek okunu bulduğumuzda iki sayıyı da bölebilen en büyük sayı 10'dur. 10'a böldüğümüzde 3 ve 5, 3'ü 3'e böleriz 1, 5'i 5'e böleriz 1. 10'u 3'ü ve 5'i çarptığımızda 150 dakikada bir aynı anda ders çalışmaya başlarlar. Dolayısıyla 150'yi 30'a böldüğümüzde 5 tane Pomodoro yapılmış olur. Yani cevap C. 11. sorumuza devam edelim. Bazı yiyeceklerin daha uzun süre saklanabilmesi için bu yiyeceklerin bulunduğu pakete vakumlama işlemi uygulanır. Aşağıda 4 çeşit bakliyat çuvalı ve kütle miktarlarına göre vakumlama ücretlerinin yazıldığı tablo verilmiştir. Bu çuvallar ikişerli olarak gruplandırılıp aynı gruptaki bakliyatlar hiç artmadan ve karıştırılmadan eşit kütlede poşetlenecektir. Vakumlatma işlemi yapılırken de her bir poşetteki bakliyat miktarı kilogram cinsinden birden büyük bir doğal sayı olacaktır. Buna göre vakumlatma işlemi için en az kaç lira ödenir?
en az ücretin ödenmesi için en küçük kütleli poşetlerden seçmemiz gerekiyor. 3 kilogramlık poşet mesela kuru fasulye ve buğday için uygulanabilir. 75 ve 42 ikisi de 3'e bölünür çünkü 75'i 3'e böldüğümüzde 25 poşet olur. 42'yi 3'e böldüğümüzde 14 poşet olur. Dolayısıyla 25'i ve 14 topladığımızda toplam 39 poşet olur. Her birisi 1 lira olduğu için 1 çarpı 39'dan 39 TL ücret ödenir. Kuru fasulye ve buğday için. Mercimek ve nohuta baktığımızda 95 ve 35. İkisi de 4'e bölünmez. Dolayısıyla ikisi de 5'e bölündüğü için 5 kilogramlık poşeti seçeriz. 95'i 5'e böldüğümüzde 19 poşet olur. 35'i 5'e böldüğümüzde 7 poşet olur. 19'u ve 7'yi topladığımızda toplam 26 poşet olur. 3 çarpı 26'dan 78 TL'de bunlar için ödenir. 39 artı 78 topladığımızda 117 TL ücret ödenir. Yani cevap B. 12. sorumuza devam edelim. Aşağıda şekil 1'de bir kitaplığın ve bu kitaplığa yerleştirilecek özdeş kitaplardan birinin ölçüleri verilmiştir. Bir rafı monte edilmiş olan bu kitaplığa, rafın alt ve üstünde birbirine eş aralıklarla yeni raflar monte ediliyor. Sonra verilen kitap ile aynı ölçülerdeki kitaplardan dikey biçimde şekil 2'deki gibi yerleştirilmeye devam ediliyor. Buna göre kitaplığa monte edilecek yeni raf sayısı ile dikey olarak yerleştirilebilen kitap sayısının toplamı en fazla kaçtır? Kitaplığın toplam uzunluğu 190 santimetre, buraya kadar olan uzunluk 114 santimetre, 190'dan 114'ü çıkardığımızda bu oranın uzunluğu 76 santimetre olarak bulunur. Dolayısıyla raf aralıkları 114'ün ve 76'nın ortak bir böleni olmalı. 114'ün ve 76'nın EBOB'unu bulduğumuzda ikisi de 38'e bölünebilir. 38'e böldüğümüzde 114'ü 3 olur. 76'yı 38'e böldüğümüzde 2 olur. Dolayısıyla her bir raf aralığı 38 santimetre olarak bulunur. Dolayısıyla 76'yı 38'e böldüğümüzde burada 2 tane raf olacak. Yani bizim buraya bir tane raf monte etmemiz gerekiyor. 114'ü 38'e böldüğümüzde burada 3 tane raf olması gerekiyor. Dolayısıyla bizim 1, 2 tane daha raf monte etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla eklenen raf sayısı 1, 2, 3, 3 tane raf eklemiş olduk. Bir tane kitabın genişliği 6 santimetre, rafın genişliği 90 santimetre ise 90'ı 6'ya böldüğümüzde bir tane rafa 15 tane kitap yerleştiririz. Toplam 5 tane raf olduğu için 15 çarpı 5'ten 75 tane kitap yerleştirilir. 3 tane de raf yerleştirmiştik. Yani toplam sayı 78 olarak bulunur. Cevap C. 13. sorumuza devam edelim. Aşağıda elementlerin atom numaralarının bulunduğu bir periyodik tablo verilmiştir. Nil sınıfta bulunan bu periyodik tablonun soy gazlar bölümünden bir elementi işaretliyor. Daha sonra bir A grubundan hangi elementi seçerse seçsin, o elementin atom numarası ile işaretlediği elementin atom numarasının aralarında asal olduğunu görüyor. Buna göre Nil'in seçtiği elementin simgesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A şıkkına baktığımızda neon elementini seçerse atom numarası 10. Onun asal çarpanları 2 ve 5. Bir A grubuna baktığımızda asal çarpanı 5 olan element var. Dolayısıyla neonu seçmiş olamaz. B şıkkına baktığımızda argon. Argonun atom numarası 18. 18'in asal çarpanları 2 ve 3. Bir A grubuna baktığımızda atom numarası 3 olan yani asal çarpanı 3 olan element var. Dolayısıyla argon da seçmiş olamaz. C şıkkına baktığımızda klor. Klor zaten soy gazlar bölümünde değil. Bunu da seçmiş olamaz. D şıkkına baktığımızda radon elementi. Radon elementinin atom numarası 86. 86'nın asal çarpanları 2 ve 43. Asal çarpanı 2 ve 43 olan bir A grubunda elementimiz olmadığı için bu elementi seçmiş olabilir. Çünkü bir A grubundaki tüm elementlerle atom numarası aralarında asal sayıdır.
Yani cevap D. 14. sorumuza devam edelim. Özel bir hastanede çalışan Doktor Cemal Bey için aylık nöbet günleri şu şekilde düzenlenmiştir. Çalıştığı ay yılın kaçıncı ayı ise bu sayı ile aralarında asal olan günlerde çalışmasına ek olarak aynı gün nöbet tutmaktadır. Aşağıda 2020 yılının Ekim ayına ait bir takvim ve pazar günleri çalışmayan Cemal Bey için hastanede aynı tarihte uygulanan ücret tarifesinin tablosu verilmiştir. Cemal Bey aynı ay içerisinde tüm nöbetlerinde 8'er saat görev alıyor ve kalan çalışma zamanlarında günlük ücret alıyor. Çalışmadığı günlerde ise ücret almıyor. Buna göre Ekim ayında Cemal Bey'in alacağı aylık ücret kaç liradır? Cemal Bey pazar günleri çalışmıyor. Dolayısıyla Ekim ayında 1, 2, 3, 4 tane pazar günü var. Toplam 31 gün var. Dolayısıyla 27 gün çalışıyor. Ve her gün için 250 lira günlük ücret alıyor. 27 çarpı 250, 6.750 yapıyor. Bir gün nöbet tuttuğunda bir nöbet saat ücreti 20 lira ve bir günde 8 saat nöbet tuttuğu için bir günlük nöbette 160 lira alıyor. Ekim ayı 10. ay. Dolayısıyla asal çarpanları 2 ve 5'tir. Yani asal çarpanı 2 ve 5 olmayan günlerle aralarında asaldır. Bu günler 1, 3, daha sonra 5 olmaz, 6 olmaz, 7, 8 olmaz, 9, 10 olmaz, 12 olmaz, 13, 14 olmaz, 15 olmaz, 16 olmaz, 17, 19, 20 olmaz, 21, 22 olmaz, 23, 24 olmaz, 26 olmaz, 27, 28 olmaz, 29, 30 olmaz, 31. Baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gün nöbet tutuyor. Her nöbet gününde 160 lira aldığı için 12 çarpı 160'tan nöbet günlerinde de 1.920 TL ücret alıyor. 6.750 ve 1.920'yi topladığımızda toplam ücret 8.670 TL olarak bulunur. Yani cevap A. 15. sorumuza devam edelim. Sadece ön yüzlerinde doğal sayıların yazılı olduğu aşağıdaki mavi ve kırmızı renkli kartlar kendileriyle aynı renkteki kutulara atılıyor. Bu kutulardan rastgele birer kart çekildikten sonra bu kartların üzerinde yazan sayılar aralarında asal ise kartlar kutularına geri konuluyor. Aralarında asal değil ise atılıyor. Aşağıdaki tabloda bu oyunu 5 tur oynayan birinin çektiği kartlar verilmiştir. Buna göre 5 tur sonunda atılan kart sayısı kutuların içinde kalan kart sayısından kaç fazladır? 1. turda 12 ve 21. Sayıların ortak asal çarpanları yoksa bu sayılar aralarında asal sayıdır. Dolayısıyla 12'nin asal çarpanları 2 ve 3, 21'in asal çarpanları 3 ve 7, ortak asal çarpanları 3 olduğu için bunlar aralarında asal sayı değil. Dolayısıyla atılıyor. 42 ve 27. 42'nin asal çarpanları 2, 3 ve 7. 27'nin asal çarpanı 3. Ortak asal çarpanları 3 olduğu için yine aralarında asal değil. Bunlar da atılıyor. 25'in asal çarpanı 5. 18'in asal çarpanı 2 ve 3. Ortak asal çarpanı olmadığı için bunlar aralarında asal sayı. Bu kutuya geri atılıyor. 33'ün asal çarpanları 3 ve 11. 14'ün asal çarpanları 2 ve 7. Ortak asal çarpanı olmadığı için bu sayılar da aralarında asal sayıdır. Dolayısıyla bu da kutuya geri atılıyor. 65'in asal çarpanları 5 ve 13. 13 asal sayı, zaten 13 asal çarpanı var. Ortak asal çarpanları olduğu için bu sayılar aralarında asal sayı değil. Dolayısıyla bu da atılıyor. 4 tane kutuya geri atıldı. 2, 4, 6 tane kutunun dışına atıldı. Dolayısıyla 6'dan 4'ü çıkardığımızda 2 kart fazladır. Yani cevap A. 16. sorumuza devam edelim. Kütleleri kilogram cinsinden birer doğal sayı olan aşağıdaki disklerin her birinden ikişer adet bulunmaktadır. Bu disklerden bazıları şekildeki bir halterin sol tarafına takılmıştır. Kalan disklerden 3 tanesi halterin sağ tarafına takıldığında halterin her iki tarafındaki disklerin toplam kütleleri birbirine eşit olmaktadır. Buna göre haltere takılmayan diskin kilogram cinsinden kütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 3 M'lik 2 tane var. 4 M'lik
2 tane var. 7 M'lik 2 tane var. 9 M'lik 2 tane var. Halterin sol tarafına baktığımızda bir tane 3 M'lik takılmış. Bir tane 4 M'lik takılmış. 2 tane de 7 M'lik takılmış. Bunların hepsini topladığımızda toplam ağırlık 21 M yapıyor. Yani halterin sağ tarafına da 21 M'lik bir ağırlık takmamız gerekiyor. Halterin sağ tarafında 21 M'lik ağırlık olması için 2 tane 9 M'liği takarız. Bir tane de 3 M'liği takarız. 9, 18, 3 daha 21 M'lik ağırlık olur. Takılmayan ağırlık 4 M'lik ağırlıktır. Yani takılmayan ağırlık 4'ün bir katı olabilir. 4'ün katı olan şıklara baktığımızda 8 olduğu için yani cevap A. 17. sorumuza devam edelim. Aşağıda notalar ve her bir notanın vuruş sayılarını gösteren tablo verilmiştir. Müzik defterine şekilde gösterilen notaları yazan Alper, notaların vuruşlarını üstü ifade olarak belirliyor. Daha sonra her bir nota türünün toplam vuruş sayısını ayrı ayrı hesaplıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi notaların herhangi birine ait toplam vuruş sayısı olamaz? Notalara baktığımızda bu nota birlik, vuruş sayısı 4. Bu nota ikilik, vuruş sayısı 2. Bu nota dörtlük, vuruş sayısı 1. Bu dörtlük, vuruş sayısı 1. Bu dörtlük vuruş sayısı 1. Bu nota ikilik vuruş sayısı 2. Bu nota birlik vuruş sayısı 4. Bu nota dörtlük vuruş sayısı 1. Bu nota 16'lık vuruş sayısı 1 bölü 4. Bu nota 8'lik vuruş sayısı 1 bölü 2. Bu nota 8'lik vuruş sayısı 1 bölü 2. Dolayısıyla 2 tane 1 bölü 2 vuruşluk var. Bunları topladığımızda 1 tam yapıyor. 2 üssü 0, 1 tam olur. Burada baktığımızda 2 vuruşluk 2 tane var. Yani topladığımızda 4 vuruşluk yapıyor. 2 üssü 2, 4. Bu da var. 1 bölü 4 vuruşluk yani 2 üssü eksi 2, 1 bölü 4'e eşit. Bu da var. 2 üssü 1, 2 yapıyor. 2 vuruşluk bir nota olmadığı için cevap B. 18. sorumuza devam edelim. Bir zarın paralel iki yüzünde bulunan nokta sayılarının toplamı 7'dir. Kemal ve Seda farklı renkte birer çift zar alıp düz bir zemine atıyorlar. Aşağıda atılan bu zarların üst üzerinin görünümü verilmiştir. Kemal siyah zarların üstüne gelen sayı üs ve aynı zarın paralel yüzüne gelen sayı taban, Seda ise sarı zarların üst yüzüne gelen sayı taban ve aynı zarın paralel yüzüne gelen sayı üs olacak şekilde ikişer üslü ifade oluşturuyor. Buna göre Kemal ve Seda'nın oluşturduğu üslü ifadelerin değerleri toplamı kaçtır? Kemal üst yüze 5 geldiyse paralel yüzüne 2 gelmiştir. Buradaki 5 üs ve 2 taban olacak. Yani 2 üssü 5. Üst yüzüne 1 gelmiş. Yani 1 üs. Diğer alt yüzüne yani paralel yüzüne 6 gelecek. Bu 6 taban olacak. Yani 6 üssü 1. 2 üssü 5 32. 6 üssü 1 6 topladığımızda 38. Burada üst yüzüne 3 gelmiş. Bu 3 taban olacak. Paralel yüzüne 4 gelecek. 4 üs olacak. Yani 3 üssü 4. Burada üst yüzüne 5 gelmiş. Bu 5 taban olacak. Paralel yüzüne 2 gelir. Bu 2 üs olacak. Yani 5 üssü 2, 3 üssü 4, 81, 5 üssü 2, 25, 81 ile 25'i topladığımızda 106, 38 ve 106'yı topladığımızda 144 yapıyor. Yani cevap A. 19. sorumuza devam edelim. Aşağıda şekil 1'de verilen kutu içerisinde üzerlerinde tam sayıların yazılı olduğu 4 top bulunmaktadır. Bu toplar şekil 2'de gösterildiği gibi sayı doğrusuna bir rasal sayının birden büyük pozitif tam sayı kuvvetine karşılık gelen noktaların üzerine yerleştiriliyor. Her topun değeri sayı doğrusuna üzerinde bulunduğu sayı ile topun üzerindeki sayı çarpılarak ayrı ayrı hesaplanıyor. Buna göre bu toplar şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde değerleri toplamı en çok kaç olur? Değerlerin toplamının en çok olması için asal sayıların birden büyük pozitif tam sayı kuvvetlerinin alabileceği en büyük değerleri bulmamız gerekiyor. 2'nin kuvvetlerine baktığımızda 2 üssü 1 2, 2 üssü 2 4, 2 üssü 3 8, 2 üssü 4
16, 2 üstü 5, 32, 2 üstü 6, 64. 64'ü almayız çünkü 50'den büyük. 32 buraya gelecek. 3'ün kuvvetlerine baktığımızda 3 üstü 1, 3, 3 üstü 2, 9, 3 üstü 3, 27, 3 üstü 4, 81. 81'i almayız. 27 buraya gelecek. 5'in kuvvetlerine baktığımızda 5 üstü 1, 5, 5 üstü 2, 25, 5 üstü 3, 125. 125'i almayız. 25 buraya gelecek. 7'nin kuvvetlerine baktığımızda 7 üstü 1, 7, 7 üstü 2, 49, 7 üstü 3, 343. 343'ü almayız. 49 buraya gelecek. Değerleri toplamının en çok olması için en büyük sayıya en büyük topu veririz. Yani buraya 4 numaralı topu vereceğiz. 49'a, 32'ye 4'ten sonraki büyük olan 3 numaralı topu vereceğiz. 27'ye 2 numaralı topu vereceğiz. 25'e de en küçük olan eksi 2 numaralı topu vereceğiz. 49 çarpı 4, 196. 32 çarpı 3, 96. 27 çarpı 2, 54. Burayı topladığımızda 346 yapıyor. 25 çarpı 2, eksi 50. 346 artı eksi 50 topladığımızda 296 olarak bulunuyor. Yani cevap C. 20. ve son sorumuza devam edelim. Aşağıda verilen oyunda başlangıç noktasında bulunan çekirge yaprağa ulaşmak için her satırda bulunan farklı renklerdeki bölümlerden yalnız bir tanesini zıplayarak ilerleyecektir. Çekirgenin yaprağa ulaştıktan sonra kazandığı puan şu şekilde hesaplanmaktadır. Zıpladığı bölümde bulunan sayı taban, o bölümün bulunduğu satır numarası ise üs olacak şekilde üslü ifadeler oluşturuluyor. Elde edilen üslü ifadelerin değerleri hesaplanıyor ve bu değerler toplanıp kazandığı puan bulunuyor. Buna göre bu oyunda çekirgenin kazanabileceği en yüksek puan en düşük puandan kaç fazladır? Başlangıç noktasından başladığımızda her bölme için biz puanları hesaplayalım. Buraya gelirse eksi 1 üssü 1'den eksi 1 puan alır. Buraya zıplarsa 1 üssü 1'den artı 1 puan alır. Buraya gelirse eksi 3 üssü 2'den artı 9 puan alır. Buraya zıplarsa 2 üssü 2'den 4 puan alır. Buraya zıplarsa 3 üssü 3'ten 27 puan alır. Buraya zıplarsa eksi 4 üssü 3'ten eksi 64 puan alır. En yüksek puanı alması için en büyük puanları seçeriz. 1'i, 9'u ve 27'yi seçtiğimizde 1 artı 9 artı 27 alabileceği en yüksek puan 37'dir. Alabileceği en düşük puanı seçmek için de en düşükleri seçeriz. Yani eksi 1, 4 ve eksi 64, eksi 1 artı 4 artı eksi 64. Bunları da topladığımızda eksi 61 olarak buluruz. Eksi 61 alabileceği en düşük puan, 37 alabileceği en yüksek puan. Aradaki farkı bulduğumuzda 37 eksi eksi 61. 2 eksi yan yana geldiği için burası artı olacak. Yani 37 artı 61'den fark 98 olarak bulunur. Yani cevap D. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da burada sonuna geldik. RB Hocam ile Matematik kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.